Evet, Hades baba, yeni yıla hazır. Son bir kez dünyaya götüreceğimiz oyuncaklarımızı kontrol edelim. Bakalım nelerimiz varmış. Savaşçı bir nesil yaratmak için gerekli olan tüm çocukların sahip olması gereken bir sürü oyuncak işte burada. Bakalım. Tüfekler. Silahlar. Cum cum. Ve değişik kılıçlar. Başka neler varmış başka? Oo, az kalsın unutuyordum. Tabii ki çatapatlar. Hem ses çıkartıyor hem de gürültü kirliliği yapıyor. Bir taşla iki kuş. Başka neler varmış başka? Bu arabaların ne işi var burada be? Aa, doğru. Bunlar uzak doğudan gelen zehirli boya içeren oyuncaklar. Bunları iyi çocuklara verip zehirleyeceğim onları. Evet. İşte Hades baba yeni yıla hazır. Yani Nasıl? İyi geldi mi masajın birazcık baş ağrına canım? Aslıcığım benim başım ağrımıyordu ki. Sen tutturdun masaj yapayım diye. Ben ne güzel uyuyacaktım. Aşk olsun yani Ekrem'cim. Sen bu güzel çıtır karını rencide mi ediyorsun yani? Karta mı karşın demek istiyorsun bana ha? Ne alakası var Aslıcığım? Çok güzel masaj yapıyorsun. Ellerine sağlık. Zaten sekreterini de değiştirmişsin. Yo, değiştirmedim. Hep aynı kadın Sema. Ay nasıl değiştirmedim? Geçen gün aradım. Alo diye kar sesli bir kadın açtı telefonunu Ekrem'cim. Ay inanamıyorum. Zaten masajımı da beğenmiyorsun. Karta kaçtın diyorsun. Ay ne oluyor Allah'ım, ne oluyor Ekrem? Ne alakası var karıcığım? Sema son dönemde bir boğaz ameliyatı geçirdi. Onun için sesi tuhaf çıkıyordur. Yoksa aynı kadın. He. Yani beni seviyorsun ha? Elbette seviyorum karıcığım. Peki o zaman doğum günüm ne zamandı benim? 8 Mart. Evet. İlk tanıştığımız gün? 14 Temmuz 1998 Uludağ. Evlilik yıl dönümümüz? 8 Eylül. İşte yani o zaman annemin. Annemin doğum günü ne zaman? Annenin doğum gününü bilmiyorum karıcığım. Nasıl bilmiyorsun Ekrem? Aşk olsun sen beni sevmiyorsun. Aslıcığım ne alakası var? Ben annenin doğum gününü niye bileyim? Ben anneni sevmiyorum ki, seni seviyorum. Ya seviyor musun beni? Elbette seviyorum. Ekrem, o zaman yılbaşı tatilini diyorum. Beraber şöyle ailece gitsek ya. Baş başa kalma fırsatımız da olur. Sen, ben, Kıvılcım. Ha? Ya kızlar? Ben kızlar olmadan tatile gitmem Aslıcığım. Hele yılbaşında. Ay gitsen şaşardım zaten Ekrem. O zaman ben giderim güzel kardeşim. Aslıcığım ben senin kocanım, kardeşin değilim. Bunu hatırladığına sevindim. O zaman kocan gibi davran. Ben nasıl davranıyorum? Ay yetti ama Ekrem'cim, yetti. Kızlar başımın etini yedin canım. Çok şey mi istiyorum senden? Güzel karıcığım sadece seninle biraz daha fazla baş başa kalabilmek için tatile gitmek istiyor. Peki kızlar? Ay gene kızlar diyor ya, delireceğim. Madem öyle sen otur, kızlarla evde yılbaşını geçir. Ben de alıp başımı gidiyorum Kıvılcım'la. O kadar, son sözüm budur. Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine gidiyorum. Sana hesap mı vereceğim bir de? Güzel kardeşim. Sana Allah rahatlık versin. İyi, sana da versin. Allah sana kanepede rahatlık versin, burada değil. Of of of. Yarın sabah sen sakinleşince tekrar konuşuruz Aslıcığım. Ekrem, fikrini değiştirirsen buradayım, tamam mı canım? Ekrem. Kızlar, size haberlerim var. Haber mi? Ne oldu? Ya Ekrem amca ile Aslı yengenin odalarının önünden geçerken tartıştıklarını duydum. Niye ki? Bizim yüzümüzden. Bizim yüzümüzden mi? Biz onları ne yaptık ki? Bir şey yapmamıza gerek yok aslında Nazlıcığım. Yani varlığımız bile Aslı yengeye yetiyor.
Ay Aslı yenge yine neye takılmış? Ya beraber tatile gitmek istiyorlarmış. Ekrem amca da kızlar gelmeden ben de gelmem diyor tabii. Aynen öyle. Ben tatile gitmek istiyorum. Ya kızlar aslında düşündüm de yani Aslı yenge bu sefer haklı olabilir. O iyi biri olmayabilir ama iyi biri olsa bile bazen onların ailece tatile gitmelerine engel olduğumuzu düşünüyorum. Belki de haklısındır. Ben tatile gitmek istiyorum, bana ne? Nazlıcığım, onlara zaten yeterince yük oluyoruz. Yani gidip de keyiflerini kaçırmanın hiç anlamı yok. Bana ne, ben gideceğim. Nazlı, biz gitmesek de gidecek misin? Bizi burada bırakıp. Hayır, siz de geleceksiniz. Nazlıcığım, bak bu seferle gitmememiz herkes için daha iyi olacak, tamam mı? Hem sen Ekrem amcanın mutlu olmasını istemez misin? İsterim. Hadi o zaman yatalım. Yarın da Ekrem amcaya gitmeyeceğimizi söyleyelim. Evet, en mantıklı olan bu.